Evet değerli arkadaşlar Google Ads 2022 eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz anahtar kelime bilimi. Google reklamları söz konusu olduğunda ya da Google aramaları söz konusu olduğunda en önemli konulardan birisi anahtar kelime konusu. Gerçekten bu bir bilim. Yani yıllardır bu işi yapıyoruz ama bu anahtar kelime konusu çok çok önemli şöyle düşünün her bir anahtar kelime için bir para ödediğinizi düşünün Yani birisi geliyor sizin anahtar kelimenizi tıklıyor 5 lira gitti Bir daha tıklıyor bir daha 5 lira gitti bir daha tıkladı bir daha 5 lira gitti Eğer doğru kişi tıklamıyorsa o zaman paranız çöpe, gidiyor e, O yüzden bu işin kalbi bu anahtar kelimelerden geçiyor. Google Ads'in kalbi de bence yani bana göre bilmiyorum başka arkadaşlar ne der ama bu işin kalbi anahtar kelimeden geçiyor ve bu konu öyle hemen bir slide ile geçilecek bir konu değil. Baya bir e, uzun konu ayrıntılı bir konu e, yani çok önemli bir konu. Şimdi tabi e, yani e, ben kendim e ticaret yaptığım dönemde e, o zamanlar ayakkabı satarken e, mesela Converse kelimesine e, de reklam çıkıyordum ve dünya kadar para e, harcaması yapıyordum ama insanlar e, Converse beyaz beyaz Converse beyaz klasik Converse işte ne bileyim başkaca kelimeler aratıyorlardı en önemli kelime e-ticaret için fiyatları modelleri olduğunu daha sonra öğrendim yani çünkü konvers nedir konvers ne zaman insanlar konvers kelimesine reklam verilmez en az iki kelime olması gerekiyor ki yani spesifik bir şeyi tanımlasın diye. Dijital kelimesine reklam verilmez. Dijital pazarlama kelimesine hatta iki kelimeye bile artık reklam vermiyoruz. Çünkü reklam maliyetleri çok pahalı. Ee, en önemli birinci dikkat edilmesi konu bu. İkincisi de kelime grupları etrafında bir yani bu o, kategori dediğimiz kelime gruplarının e, oluşturulması gerekiyor. Bakın şimdi örneğin ben ...dijital pazarlama... ...dijital pazarlama hizmetleri veriyorum... ...değil mi? Diyelim ki funnel danışmanlığı... ...Google Ads danışmanlığı... ...sosyal medya, dijital pazarlama danışmanlığı... ...el ticaret danışmanlığı filan... ...şimdi ben tutup da... ...işte Mehmet Aydın... ...veya işte ne bileyim... ...dijital danışmanlık kelimesine... ...reklam verebilir miyim? Veremem. Ben her bir hizmetim için... ...her bir hizmetim için ayrı bir kelime tespit edeceğim. Hedef kelime tespit edeceğim. Örneğin Google Ads danışmanlığı. İşte bu kelime benim hedef kelimem olacak ve bu kelimenin etrafında bir reklam grubu oluşturup reklama çıkacağım. Yani şöyle bir tek kampanya adı altında reklam grupları oluşturuyoruz. O reklam gruplarının her biri için bir kelime grubu etrafında. Örneğin bebek ürünleri kelimesine çıkar mısınız reklam? Çıkmamanız gerekir. Bebek ürünleri yerine bebek arabaları kelimesi etrafında bir e, reklam grubunun oluşturulması gerekiyor. Yani bu konuda çok önemli. Neden bu böyle? E, çünkü bu kalite skorunu etkileyip sizin e, daha fazla e, yani algoritma anlamıyor onu. Yani e, bu bebek ara, bebek ürünleri diye çıkmış diyor. Bu bebek arabasını buna ekliyor. E, bebek cibinliğini de ekliyor. Bebek bilmem nesini de e, ekliyor. Bebek sabununu da ekliyor. Anlatabildim mi? Yani her şeyi gösteriyor, parayı yakıyor. Aslında sizin satmaya çalıştığınız şey bebek arabası. Örneğin. Şimdi e, maliyetleri e, yani işte kelime hacmi çok yüksek. Kelime hacmi çok yüksek. E, ben bu kelimeye vereyim işte 100 bin tıklanıyor, 500 bin tıklanıyor, 10 bin tıklanıyor. Hayır arkadaşlar burada en önemli şey maliyetler çok art. Yani 5 lira, 10 lira, 20 lira, 30 lira, 50 lira gördüm ben. 50 lira. Yani bir kelime tıklıyor 50 lira gitti. 10 kere tıklasa 500 liranız gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani burada en önemli şey şu anda kelimelerin hacimlerinden çok maliyetlerini gözetiyoruz. Yani maliyetlerini göz önünde bulundurun. Yoksa hacimler yüksek, alçak. Zaten birazdan bakacağız. E, kalite puanı için, kalite puanı için e, reklam ana hedef kelimesinin en başta geçmesi gerekiyor. Mesela ben şimdi dijital pazarlama ile alakalı bir e, reklam vereceksem kalite puanı için e, en başta gel. Şimdi bu kalite puanına burada den e, kalite puanından bahsetmemiz gerekiyor. Kalite puanı bizim e, Google'da hangi sıralamada göstereceğini reklamımızı belirleyen bir şey. Yani e, atıyorum e, biliyorsunuz bir Google'ın e, en üstünde gösteriyor bir de e, tutuyor Google'ın e, yani birinci sayfanın en altında da gösterebiliyor. Dolayısıyla da bizi nerede göstereceği de önemli. Şimdi orada da işte kalite skoruna göre yapıyor. Mesela diyelim ki siz tıklama başı teklifinizi 2 dolar verdiniz. Adam gitti 1 dolar verdi. Sen yüksek verdiğin için ne oluyor? Normalde en yüksek sen verdiğin için en üste gözükmen lazım. En üste göz, gözükmen lazım. Ama öyle olmuyor. Niye? Çünkü kalite puanını işe alıyor. Tutuyor çarpıyor kalite puanıyla. Yani sen 2 dolar verdin 3 kalite puanı. KP diyelim kalite puanıyla çarpıyor. Ondan sonra 8 kalite puanı. Şimdi sen 2 dolar verdin adam 1 dolar verdi ama 8 kalite puanı var. 8 ile bir çarpıyor 1'i 8 puan olduğu için tutuyor firma 2'yi senin üstünde gösteriyor. Bunu nasıl neye göre hesaplıyor bu kalite puanı dediği şeyi neye göre hesaplıyor yani bu bir hesaplaması olması lazım. Bunu tıklama oranına göre. E, tıklama oranı ne? E, tıklama oranı gösterme gösterdiği her yüz kişiden her bin kişiye gösteriyor. Bu bin kişiden kaç kişisi tıklamış? Yani bin kişiye reklam gösteriyor. 25 kişi tıkladıysa atıyorum yüzde iki buçuk senin tıklama oranın oluyor. Yani ne kadar çok kişi tıklarsa öyle bir reklam vereceksin ki insanlar çok yüksek tıklayacak. Yani ilgi çekici bir reklam olması lazım olay 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 yüzde otuz indirim veya işte efendime söyleyeyim yüzde yüz garanti veya işte ne bileyim böyle çarpıcı kelimeler var onlara da değiniriz. Bu kelimeleri de eklediğimiz zaman bunlara güçlendirici sıfatlar bunlarla yaptığınız zaman daha fazla tıklanırsınız. Aynı zamanda anahtar kelimenin anahtar kelimenin reklamda kullanılması reklam metninde geçecek ve anahtar kelime yönlendirilen sitede bulunması ve hızlı bir açılış sayfası deneyimi. Mesela ee, dijital pazarlama dijital pazarlama danışmanı dijital pazarlama danışmanı Evet, şimdi bakın dijital pazarlama danışmanı burada yer alıyor. Burada dijital pazarlama danışmanı yer alıyor. Mesela şöyle bir baktığımız zaman ne oldu? Title dediğimiz kelimede dijital pazarlama danışmanı, description'da dijital pazarlama danışmanı, keyword'de dijital pazarlama danışmanı, header'lara bakıyoruz dijital pazarlama danışmanı, her yerde dijital pazarlama danışmanı. Yani benim bu sayfama geldiği zaman bir kişi her yerde dijital pazarlama danışmanı, başlıklarda kullanmışım birinci H1 dediğimiz başlık kelimelerinde şurada burada her yerde her yerde dijital pazarlama danışmanı, dijital pazarlama danışmanı. Ne oldu şimdi? İşte açılış sayfasına geldi. Bir defa hızlı açılacak, mobil uyumlu olacak. İşte efendim yani yormayacak. Mesela diyelim ki satın alma için gitti. Tutup da adama posta kutusunu sormayacak. Yani ben şimdi bir ürün alacağım posta kutusunu 2 saat araştıracağım posta kutusunu bulacağım falan filan. Yani kaldırın bunu posta kutusunu. İşte bu ne oluyor? E, deneyimi yani sitede geçirdiği zamanı çok güzel bir zaman haline getiriyor. Hemen girecek, alacak, çıkacak. Yani o şekilde çok hızlı bir biçimde e, bu işlerin yapılması gerekiyor. Ne oldu şimdi? Nereden nereye geldik diyecek olursak bu konuyu da es geçemedik. Yani kalite puanında da anahtar kelimelerin önemli olduğu ortaya çıktı. Anahtar kelime tespit ederken alaka düzeyi ve aramalardaki yerini de bakmamız lazım. Nasıl yani? Mesela diyelim ki dijital pazarlama, dijital pazarlama uzmanı bastığım zaman dijital pazarlama uzmanı veya şöyle yaptığım zaman bakın burada maaş dijital pazarlama uzmanı ne yapar dijital pazarlama eğitimi sertifikası nasıl olunur falan filan yani dijital pazarlama uzmanı iniyorum aşağıya dijital pazarlama uzmanı ne iş yapar işte Türkiye'de dijital pazarlama ilanları dijital pazarlama yani ben aslında ne amaçlamıştım dijital pazarlamaya ilgi duyan dijital pazarlama yaptırmak isteyen firmaları e, hedeflemek istemiştim ama dijital pazarlama uzmanı kelimesi yazdığımda iş arayan kişileri dijital pazarlama ne demek falan filan maaşı ne kadar yani iş arayan kişileri aslında e, ne oluyor freelancer'lar e, dijital pazarlama uzmanı kelimesinde daha çok zaman geçiyor. Ne oldu? Benim benim bu kelimeye e, reklam vermemem gerekir. Ben eğer dijital pazarlama yaptırmak isteyen kişileri hedefliyorsam, benim bu kelimeyi hedeflememem gerekir. Zaten bir örnek çalışma yaptığımız zaman orada e, sonuçlara bakılır, sonuçlara bakılır kısmında zaten sonuçlara bakarak bir değerlendirme yapıyoruz. Ee, işte bunun dijital pazarlama uzmanı kelisi, kelimesi iş arayan kişilerin yaptığı aramadır. Anahtar e, anahtar kelime hacminden daha önemlisi. Efendim işte 100 bin aranıyor. Dijital pazarlama kelimesi 50 bin aranıyor. Ben o kelimeye vereceğim. Verdiğiniz zaman yani o kadar alakasız bir kelime ki yani e, nasıl bir e, şey verebiliriz? Eee yani e, anahtar kelime e, hacminden daha çok anahtar kelimenin maliyetleri çünkü çok yükseldi maliyetler biraz önce bahsettim. Eee e-ticaret e, alakalı kelime. Alakalı kelime olması lazım. Biraz önce de bahsettim bebek arabası fiyatları. Yani bu kişi artık bir bebek arabası alacak ve bebek arabasının fiyatlarına bakıyor. Yani işte en alakalı kelime bu veya işte e, bir semtte bir yerde fiziki bir şeyiniz varsa Cihangir'de Çilingir. Yani şimdi ben buraya Çilingir, Çilingir diye arattığım zaman ne olacak? Yani bir sürü yerde Çilingir var. Yani ben şimdi buraya 2 milyon 770 bin sonuç. Buraya ben bak mesela reklam vermiş Çilingir anahtar çelik kasa Yunus anahtar diye. Şimdi bu adam nerede oturuyor? Beşiktaş'ta. Yani ben nerede oturuyorum? Bu adam yani Çilingir e reklam vermiş. Anlatabiliyor muyum? Aslında ne olması lazım? Cihan ee, Cihangir'de Cihan Çilingir. Şimdi ne olacak? İşte Cihangir etrafındaki bütün çilingirciler gelmiş olacak. Yani ne oldu şimdi? daha da böyle bir yani bu e, daha spesifik bir alaka düzeyi olan kelimelere anahtar e, kelimelere reklam vermemiz gerekiyor dediğim gibi çok önemli Şimdi bu anahtar kelime çalışmasını nasıl yapıyoruz, nereden yapıyoruz bir de bu konuya değinelim hızlıca. Anahtar kelimemizi Google Ads'e geldiğimiz zaman araçlardan buradan anahtar kelime planlayıcısı var. Anahtar kelime planlayıcısından yeni anahtar kelimeleri keşfedin diyor. Buraya dijital pazarlama kelimesini yazıyorum. Sonuçları gör diyorum. Burada bana kelimeleri döküyor şurayı kapatıyorum. Ondan sonra aylık arama sayısına göre bir süz bakalım diyorum. Tamam. Şimdi ne yaptı? Diyor ki bu kelimeyle alakalı başkaca kelimeler de var. Bunları katmak ister misin? Yok, şu anda onları katmıyorum. Sadece dijital pazarlamada neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorum. Geliyorum buraya. Buradan bakıyorum 10 10.000 ile bin 100 arasında 50.000 araması var aylık araması çok yüksek. Dijital pazarlamaya bakıyorum. 1 ile 10 bin, 5 bin, 6 bin her neyse aylık araması olan bir kelime dijital pazarlama. Ama dijital pazarlama ile alakalı mesela bir kişi düşünün. Yani dijital pazarlama nedir, ne olur, ne biter yani çok alakasız bir kelime. Daha spesifik olması lazım. Ve buradan Önce 10 tane kelime tespit ediyor. Mesela bakın dijital pazarlama uzmanı var. Yani 5000-6000 bin, bin aranıyor ama bu maaşı ne kadar bilmem ne, ne kadar işte freelancerların arası. Ha dijital pazarlama ajansı bu kelime olabilir. Adam ajans arıyor. Ee, mesela bu kelime olabilir. Efendim işte eğitimi hiç alakası yok. Ben hizmet vermek istiyorum dijital pazarlama ile ilgili. Ee, i̇şte Olgu Şengül var. Dijital pazarlama danışmanı. Dijital pazarlama danışmanlığı nedir? Yani 500 araması var. Beni ilgilendirmiyor. Adam dijital pazarlama olmak istiyor. Yani anlatabiliyor muyum? İşte dijital pazarlama danışmanlığı. Bu beni tam kelimem. Dijital pazarlama stratejileri var. Mesela ne oldu şimdi? Dijital pazarlama etrafındaki kelimelerden 10 tanesini tespit ediyorum. 10 tanesini tespit ediyorum bu şekilde. Bakın, önce Google esas e yazıyorum ve arama hacminlerine göre süzüyorum. Sonra spesifik uzun kuyruklu uzun kuyruklu kelime yani spesifik daha da uzun kuyruklu yani dijital pazarlama ajansı dijital pazarlama danışmanlığı işte Erenköy dijital pazarlama danışmanlığı gibi. Yani ne yaptım? Dijital pazarlama kelimesi grubu altında bu kelimeleri toplamam lazım. Sonuçlarına bakıyorum. Gidiyorum dijital pazarlama uzmanına bakıyorum. Aa hiç alakasız. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum burada. Dijital pazarlama uzmanı kelimesini işaretlemiştim. Kaldırıyorum. Çünkü benimle bir alakası yok bu kelimeye. Ben reklam vermem. Tutuyorum. Sonra ne yapıyorum? Maliyetlere bakıyorum. Maliyetlere bakıyorum. Geliyorum buraya. Geliyorum buraya dijital pazarlama danışmanlığı. 5, 69, 52. Yani neredeyse 10 lira, 15, 20 liralara kadar çıkmış bu kelime. Ben bu kelimeyi ne yapmam lazım? 5, 69, 10 lira bu kelimeyi vermem lazım, teklif etmem lazım ki beni göstersin. Dijital pazarlama ajansı 8 lira. Bunu da 10-15 lira arasında bir rakam vermem lazım ki beni göstersin. Ne oluyoruz? Yani gördüğünüz gibi rakamlar ne kadar yükseldiğini Dijital pazarlama ajansı mesela. O zaman ne yapıyorum? Geliyorum buraya. Ya bu kelimeler iyi güzel hoş da diyorum. Bu maliyetler çok yüksek. Ben bunu bir şeye göre bir süzüyüm diyorum yani. Bir bana en düşük kelimeleri bir göstersin diyorum. Tabi en düşük kelimeleri gösterdiği zaman aramaları da burada şey yapıyor yani. Buradan bakıyorum dijital pazarlama teknikleri kelimesi var mesela. Yani. İşte 50 kişi aratıyor ayda. Yani olur mu olur çünkü adam dijital pazarlama tekniğini öğrenmek istiyor. Tabi bir freelancer da öğrenmek ister. Çok alakalı değil. Pazarlama performansı uzmanı diyor. Performans pazarlama uzmanı. Aa, aslında bu benim tamamen işime uygun bir kelime. Bakıyorum burada. Diş e dijital pa içerik pazarlaması eğitimi. Eğitim beni ilgilendirmiyor. Olgu Şengül dijital pazarlama bu kelime bile ne kadar bir hal almış. Google e, dijital atölye bakıyorum, bakıyorum 132'ler falan Boğaziçi dijital dijital ajans nedir? Performans pazarlaması, performans pazarlaması. 3-4 lira verebilirim buna. Bu mesela yeni bir online pazarlama uzmanı. Bakıyorum uçmuş diyorum yani. Yani bu şekilde bu şekilde e, aratıyorum ve en düşük maliyetleri yapıyorum. Sonra geniş eşleşme yapıyorum. Sonra negatif kelimeleri ayıklıyorum ve sonra da reklama çıkıyorum. Yani bu kelime, bunları niye anlatmadın hocam? Bunları daha sonraki e, derslerde anlatacağız. E, yani anahtar kelime çalışması toparlayacak olursak, bu işin kalbidir, e, SEO'nun kalbidir, e, web sitesinin kalbidir, her şeyin kalbidir. Yani bu Anahtar kelime çalışması çok önemlidir. Bunu, bu, 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 bir bilimdir. Bu bir bilimdir. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Ve bu şöyle düşün. Yani ben bir kelimeye reklam vereceğim. 10 liram gidecek. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Yani ben, yani 36 kişi tıkladığında, 36 kişi tıkladığında benim 360 lira o gün param gidecek. Bu 36 kişi web siteme gelip de hiçbir şey yapmadan çıkarsa ne olacak? 360 lira çöpe gitmiş olacak. Yani hiç değilse ben web siteme geldiği zaman bana bir telefonunu bırakmasını isterim ki hani arayayım görüşeyim ne bileyim bu 36 kişi geldiyse bunun 10 ta 10 kişisi şey veya 5 kişisi yani 360 lira verdim, 5 kişisi hiç değilse e, benden hizmet almak için bir görüşme yapmak istesin. Bunlardan da bir tanesi e, kabul etsin, ben de ona hizmetimi vereyim. Yoksa ben ne için veya işte e, %2 yani 100 kişiyi web siteme getireyim bebek arabasında, 100 kişi siteme gelsin ancak ikisi satın alıyor. Ne kadar atıyorum? 2500 lira bebek arabası. E, i̇ki tane satsam 5000 lira. E, bebek arabasının şeyi ne kadar? Yani maliyeti ne kadar? Bebek arabası. Bebek arabası merak ettim. Bebek arabası diye baktığım zaman bebek arabası şeye göre süzlediğim dediğim zaman. İşte bebek arabası 100 bin 100 binle 1 milyon arasında aranan bir kelime. Şimdi bakın 031 076 yani nedir? 5 ee, kuruş 5 kuruş vereceğim. 5 ee, kuruş vereceğim 100 kişi. Yani e, tabii ki burada bir sürü işte bakın yani 10 bin 100 bin Saybeks bebek arabası bile 10 10.000 ile bin 100 arasında aranıyor. Yani çok yüksek arama hacimleri var. Çok güzel bir burada çalışma yapılabilir yani bu kelimeye. E, ve bu kelimelere göre de bir reklama çıkılabilir. E, bu mesela e, mantıklı bir kelime. Neden? E, çünkü e, maliyeti düşük daha fazla insan getiriyor. Ben biliyorum ki 100 kişiden 200 kişi 2 kişi alıyor. E, ben o zaman e, 500 kişi getiririm web sitesine. 500 kişi 1 liradan tıklasa 500 lira. Yani 500 lira yaparım. 500 kişi geldiği zaman da 10 tane satarım. Şu kadar kar ederim gibi düşünülebilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani mantık bu. Mantık bu. Dolayısıyla da keli <laughs> kelime anahtar kelime bu işin kalbidir diyoruz. Ve e, bu eğitimi de burada anahtar kelime eğitiminde burada sonuçlandırıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.